Sevgili seyircilerimiz, tekrar birlikteyiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Konuğumuz var. Ona sohbet edeceğiz. Gene insana dair birçok alanda, birçok hususta konuşacağız. Hep söylüyoruz, insana dair ne varsa, etik, estetik, sanat, fikir, bilim, her alanda bu konuda söyleyecek sözü olan çok değerli arkadaşlarımızla, konuklarımızla birlikte oluyor, sohbet ediyor ve sizlere bu konuda bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu programın amacı günlük konuşmaların, günlük siyasetin, günlük eyyamcılığın dışında biraz daha farklı, o merkeze insana alan bir değerlendirmeler mansubesi olarak görebilirsiniz. Bunun içinde söylediğim gibi her şey var. Sonra da bir şiirle kapatıyoruz. Bütün lafların özeti olabilecek o damıtılmış şiirlerden bir tanesiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Efendim, Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyoruz. Biliyorsunuz 10 Kasım haftası, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsedince tabii bu sırada da biraz güncel olması hasebiyle hep bu konuda işte bir bildiğiniz üzere rektörlük günlerimizde 10 Kasım konuşmaları yapar ve duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşırdık. Oradan birkaç kelimeyle aynı şeyleri tekrar sizinle paylaşmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk bize anlatılamamış bu ülkenin kurucusu, büyük devlet adamı. Anlatılamamış bir insan. Neden anlatılamamış? Çünkü ya abartılarak işte bize Çankaya yeter, Kabe sizlerin olsun, bize Çankaya yeter gibi kemaletin, kamunun çok amacını aşan dizeleriyle dile getirilmiş. Veya sen kalk ben yatam vesaire gibi işte çocukça şeylerle falan. Ya da tamamen dışarıda veyahut da dine karşı bir duruş gösteren bir lider olarak hiç şey yapılmadan, bilmeden bir eleştiri konusu olmuş. Aslında bu ikisi de değil. Hakikaten güçlü bir devlet adamı, iyi bir devlet adamı. Birçok şeyi başarmış. Ama şu da var, şunu da yapmasaydın veya şunu yapmasaydın daha iyi olurdu diyebileceğimiz bir Atatürk'ten bahsetmemiz lazım. Yani biz Cumhuriyet tarihini yıllar boyu ortaokul, lise sıralarında öğrendiğimizde işte 19 Mayıs kalıyor aklımızda. Cumhuriyet'in kuruluşu, bir de 23 Nisan vesaire gibi şeyler. Bir bandırma vapuru vesaire. Atatürk bu değil ki. Hakikaten küllerinden yeniden doğan bu ülkenin o dönemde istiklaline önderlik etmiş bir lider. Ama şu hususlarda da mesela harf devrimi konusunda acaba yapmasaydı nasıl olurdu falan diye bunu bir zihin etüdü olarak çalışmak da Atatürkçülüğe veya Atatürk'e mugayir bir davranış asla değildir. Yani ona saygısızlık addedilemez. O itibarla Atatürk hakikaten bu ülkenin kuruluşunda o dönemin şehitleriyle birlikte, devlet adamlarıyla birlikte, gazilerimizle birlikte can hıraş bir emek vermişlerdir. Allah kendilerini rahmetiyle buluştursun. Ruhları şad olsun. Söze böyle başladık. Efendim bugünkü konuğum sevgili Hayrettin Dilekcan arkadaşımız. Benim yakın dostum, arkadaşım. Birçok şeyi konuşacağız. Öyle bir gündem de belirlemedik. Bildiğiniz üzere biz öyle bir gündem üzere ilerleyen, madde madde böyle şeyler kalıplaşmış bir şablon şeklinde konuşmuyoruz. Sohbet nereye götürürse bizi, sevgili seyircilerimiz, oraya gidiyoruz. Bu arada tabii kendisinden bahsedeyim. Hayrettin Dilekcan, kendisi eski Karabük Milletvekili, dönemini unuttum. Dönemine, 20. dönem Karabük Milletvekilidir. Siyasi parti olarak Refah Partisi'nden il başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış. Daha sonra da işte avukatlık görevini şu anda
serbest avukat olarak görevini ifa etmekte olan bir arkadaşımız. Hakikaten değerlidir. Dediğim gibi sancısı olanlardan biridir. Böyle vurdum duymaz işte olan biteni veya geçmişteki tarihi konularda veya başka coğrafyalarda olan biteni karşı böyle bigane olmayan, sancısı olan bir arkadaşımızdır. Zaman zaman sohbet ederiz. Zaman zaman bu konulardaki karşılıklı fikirlerimizi paylaşırız. Hukukçudur kendisi. İyi bir hukukçudur. Bildiğim kadarıyla mesleğinde de son derece yetkin ve yeterli bir arkadaşımız. Şimdi sevgili Hayrettin Dilekcan bizi kırmadı. Bu kadar işin gücünün arasında bu akşam davetimize icabet etti. Ben katılımı için Hayrettin dostuma huzurunuzda bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve şöyle başlayayım isterseniz. Yani insanoğlu Cenab-ı Hak bizi var ettikten sonra hep hak, hukuk ve bir takım bu şeyler üzere doğduk. Benim iki şeyi kutsal sayıyorum. Yani bir can, bize bahşedilen bu candır. Allah bize bunu bahşetmiş. Bir de tabii hak. Hak dediğiniz zaman içerisine namütenahi geniş bir şeyi sığdırabileceğiniz bir kavramdan bahsediyoruz. Ama bunu daha somuta indirgeyip işte kanundu, adalet ve bunun altında adaletin diğer birimleri vesaire. Ama hep insanlık tarihi boyunca bu hak, hukuk her zaman mesele olmuş, her zaman çözüm için devlet adamları, düşünürler, mütefekkirler ve peygamberler ve en sonunda sevgili peygamberimiz bize bu muçluyu, bu dini hak üzere getirmiştir. Tabii ki her cuma namazında da söylenen, mehalen söylüyorum, adaleti, iyiliği, akrabaya yardımı, kötülüklerden kaçınma emreder, kötülüğü, fenalığı da ve çirkinliği de yasaklar. Allah size düşünüp tutasınız diye öğüt verir. Şeklinde her zaman zikrettiğimiz şeyler. Yani adalet, adalet. Bu adalet konusunda benim de çok böyle acılarım, geçmişte yaşadığım kötü tecrübeler vesaire falan çok ve ama insanlık tarihinde hani adalet kadar da eski bir sual. Bir suçluyu cezalandırmak için 99 masumu da yakmanız mı gerekir? Yoksa bir suçsuzu şey yapabilmek için, affedebilmek için veya suçsuzun hakkını yememek için 99 suçluyu bağışlamanız mı gerekir gibi sizin çok daha iyi bildiğiniz adalet üzere adaletin eski sorularından biri. Ben sözü size bırakıyorum. Sevgili Hayrettin kardeşim. Adaletten başladım ama bu bir kapıydı. Kapıyı açtık. Nereden gireriz, nereden çıkarız? Bu tamamen sizinle beraber bu sohbetin konusu. Estağfurullah. Tabii adalet kavramını terminolojik olarak tarif ettiğin zaman değişik kelimelerle 3 aşağı 5 yukarı insanlar ifade ederler. Ancak İnsanların zihinlerinde, kafalarında adalet dediğin zaman bir şey şekillenir. Kelimeler farklı olsa da arzuladıkları, ifade etmek istedikleri hadiselerin aynı olduğunu görürsünüz. Yani adalet kimsenin hakkını gasp etmemek, kimseye kötü davranmamak, kimsenin hukukunu çiğnememek olduğu kadar kendi hak ve hukukunu da çiğnetmemeyi esas alır. Sadece başkalarına yanlış, hatalı davranışlarda bulunmak, onun kişisel haklarını, mali haklarını, hukukunu, sosyal haklarını çiğnemek noktasında değil, kendinin bu konularla ilgili olan hususiyetlerini de korumak anlamına gelir. Bunu tesis edecek olan da kimdir dediğiniz zaman, bireyin kendi hakkını, hukukunu tesis etmeye kalkışması kendiliğinden hak almayı doğurur. Dolayısıyla da insanlar ortak kavramlarda, ortak davranış kalıplarında anlaşamadıkları zaman bana göre hak budur diye tarife kalkışırlarsa
O zaman da ortada bir kaos doğar, anomi doğar, kim neye uyacak? İşte insanlık tarihi boyunca bütün bunların hepsine baktığımız zaman maruf denen, bilinen değerler oluşmuştur. Yani insanı öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, gaspta bulunmayacaksın, şakilikten uzak duracaksın, insanlara hakaret etmeyeceksin, sövmeyeceksin. Bütün bunların hepsi ortak değerler şeklinde tarih içine süzülerek gelmiş ve bu değerlerin hepsine baktığımız zaman bir hukuk terminolojisi oluşmuş. Bu kapsamda da hukukla kanunu insanlar eşit tutmuşlar. Ama bunun eşit olmadığı da uygulamalara baktığımız zaman karşımıza çıkıyor. Niye? Hak ve hukuk farklı şey, kanun farklı şeydir. Kanunun netice itibariyle ilahi anlamdaki kanun değil, beşer anlamdaki kanun insanlar yaparlar. İnsanların bulundukları toplumsal yapıya, dönemsel özelliklere göre, konjonktüre göre belli düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemelerin hukuka uygun olduğunu iddia etmek mümkün olmaz. Çünkü bunlar kanun düzenlemelerdir. Bazen kanun insanların, toplumun hak ve hukuklarını gasp edebilir, inkar edebilir, reddedebilir. Hatta bir zulüm aracı haline de dönüşebilir. Nitekim totaliter rejimlerde kanun devleti diyorlar. Kurallar bellidir, herkes ona uymak mecburiyetindedir. Ama o kanun ve kurallar aynen uygulanmış olmasına rağmen o toplum için hayat zehir olur. Bu bir hukuk devleti değil, kanun devleti demektir. Bazı zamanlarda da uygulayıcıların, sınıfsal özelliklerin ortaya çıkartmış olduğu sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunları en güzel şekilde ifade edenlerden bir tanesi de rahmetli Cemil Meriç'tir. Şöyle demiştir mesela, kanun eski Yunan'dan bu yana, kadim kelimesini kullanır, kadim Yunan'dan bu yana büyük sineklerin delip geçtiği, küçük sineklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağıdır diye tarif etmiştir. Ha şimdi insanlık tarihi içine baktığımız zaman soylu olanların, asil olanların, varlıklı olanların, dönemsel olarak kabilesi, aşireti güçlü olanların kanun karşısındaki pozisyonlarıyla zayıf olanların, mazlum olanların, fakir olanların hak ve hukuk açısından baktığımız zaman farklı tablolar ortaya çıkmıştır. Bütün bunların hepsine baktığımız zaman Cenab-ı Allah insanlara bir şeyi emretmiş. Temel prensip olarak en güzel örneğini bulan hadise de şu. Allah adalet ve hakkı teslim ederken kin ve nefreti mesela karşı öteki pozisyondaki kim olursa olsun ona karşı husumetiniz, duygularınız, hisleriniz ne olursa olsun onlar sizi adaletsizliğe sevk etmemeli diyor. Yani karşınızdaki bir insan sizin inancınızdan, dininizden olmayabilir, sizin partinizden olmayabilir, sizin ailenizden olmayabilir, sizin kabilenizden olmayabilir, sizin ırkınızdan olmayabilir. Bütün bunlara rağmen bunlara olan nefretiniz, kininiz ne kadar olursa olsun siz adaletsizliğe yönelmeyin. Cenab-ı Allah'ın tavsiyesi bu. Bu anlamda baktığımız zaman dünya henüz bu ideal olan normatif kural olmamıştır belki ama felsefi anlamda herkes tarafından inkar edilmeyen olması gereken olarak benimsenen bir öğüttür, tavsiyedir. Fakat uygulamada baktığımız zaman insanlar, toplumlar, devletler bu ilkeyi zaman zaman reddedebiliyor, uygulamayabiliyor. Mesela batılı normala baktığımız zaman batılı ülkelerde kendi vatandaşları açısından hakikaten insanlığı tarihi içinde süzülerek gelmiş olan bir sürü doğru olması gereken adaleti hakkı tesis etme noktasında oluşturmuş oldukları normatif kurallar var. Bu kuralları işte demokratik hukuk devleti diye tanımlamışlar. Tartışılabilir çerçevesi ama bu kurallar coğrafi olarak batının coğrafyasının dışında bir anlam ifade etmiyor. Bunu uygulamamak için her türlü numarayı çekebiliyor. O zaman ortaya şu tablo çıkıyor. Adalet ve hak duygusu sadece bir coğrafya içinde geçerli bir konuma dönüşmüş oluyor. Veya sadece belli bir coğrafya içinde yaşayan insanların hak ve menfaatlerini korumak noktasında geçerli oluyor. Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da veya başka coğrafyalarda bu o kadar önemsenmiyor ve göz ardı edilebiliyor. Yaşıyoruz işte, görüyoruz. Batının insani değerler açısından ne kadar insan haklarından bahsetmesine rağmen
ne kadar önem vermesine rağmen şurada bir kişi diyelim ki tutuklandı. Tutuklanma haksız olabilir. Ama bu tutuklamaya olan itirazları hangi boyutlara, devlet arası diplomatik ilişkileri kesme boyutuna varacak kadar büyütülmesine rağmen milyonlarca Suriyelinin denizlerde boğulması, çadırlarda ölmesi, aç susuzluktan bir gane çaresizlik içinde neredeyse insan olmayan canlı varlıkların kavuştukları haklardan mahrum hale düşmesine rağmen hiç de umursamadıklarını, işte aman bize bunlar sıkıntı vermesinler, 3-5 kuruş sadakayla bunları sizden bizden uzak tutalım, Türkiye'de kalsın, şurada burada kalsın tarzındaki bakışlara baktığınız zaman hukukun, adaletin ne olduğu değil, nasıl ve ne zaman kimlere karşı uygulandığı sorunu temel problem oluşturuyor. Dünyadaki temel problem de bu. Uluslararası hukukta da bu. Ülkelerin kendi iç hukuklarında da bu. Karşılıklı ilişkilerde de bu. Önemli olan adaletin uygulanmasıyla ilgili bir sorun var. Adaletin ne olduğu ile ilgilidir. Adaletin tanımını 3 aşağı 5 yukarı herkes kabul ediyor. Şöyledir diyor. Böyle yapalım mı? Olmalı. Müttefikiz diyoruz. Hadi tatbikat sahasına koyduğumuz zaman kimisi hakimi rüşvet vererek kandırmak istiyor. Kimisi hakim ise bunun karşısındaki bu yobazdır diyor, işçidir diyor. Şimdi veya komünisttir diyor, faşisttir diyor veya ateisttir, dinsizdir diyor. Şimdi uygulayıcının yapması gereken hadise ne burada? Önündeki delillere göre bu şahsın işlemiş olduğu, yapmış olduğu eylemin, fiilin karşılığı nedir? Veya bu hukuki muamelede hukuk ne diyor? Buna göre nasıl karar vermem gerekir? Şimdi bunları düşünmesi gerekirken ne yapıyor? Arkadaş mı? Paralı mı? Fakir mi? Asil mi? Bizden mi? Öteki mi? Bunları etkileyebiliyor mu? Etkileyebiliyor. O zaman orada yargıçla ilgili bir sorun ortaya çıkıyor karşımıza. Şimdi yahut, tam da orada burada bir eklemede bulunayım. Güzel şey, batıdaki o topyekun bir değerlendirmeden sonra şimdi daha somuta belki bizim toplumdaki örneklere doğru geldiniz. Şimdi bir şey eklemek istiyorum tabii. Yani şimdi batıda biz bunları görünce kendi de toplumları için bir normatif bir değer yarattığını söylediniz. Hukuk açısından ve bunu da başarıyla birçok alanda uygulayabiliyor. Fakat başkaları söz konusu olduğunda bu hukukun, bu sistemin çok da geçerli olmadığı konusunda bir vurgulama yaptınız. Şimdi onlar öyleyken, bu doğru, bu tespite ben de katılıyorum. Fakat gelip bize baktığımızda biz de çok geç, yani sınıf geçme notumuz iyi değil. Sınıfı geçtiğimizi bile söyleyemeyiz. Yani bizim de notlarımız çok iyi değil ki tam ondan bahsediyordunuz. Onları ondan sonra, onları daha belki somuta indirgemek veyahut da adaletin işte belki son bildiğimiz yıllar içerisindeki, son şeyler içerisindeki şeylerini daha ayrıntılı bir böyle bir mercek tutmak açısından da söylediklerinizden oraya doğru ilerlediğimizi anlıyorum. Yani şimdi oraya benim de katkılarım olmasını arzu ederim. Birlikte değerlendirelim. Evet. Şimdi pratik hayattan da bazı örnekler vermek lazım. Tabii. Şimdi adaleti isteyenin, uygulayanın, hepsinin, tarafların bu usta zihinlerinde gerçekten adaletin ortaya çıkması için gayret etmeleri lazım. Taraflar belki hakkı, hukuku kendi menfaatleriyle ilgili olduğu için çarpıtabilirler. Ama taraf olmayanların bu hususta adaleti tesis etmekte sapmamaları gerekir. Şimdi ben avukatlık mesleği yapıyorum. Sadece yargıçlar yanlış karar verirler, etki altında kalırlar değil. Bir de avukatlık cephesi var. Hukuk açısından, avukatın doğruyu ortaya çıkma açısından gayret etmesi gereken bir meslektir. Kimseden emir almaması, talimat almaması gerekir. Hatta Molière diye bir filozof, avukatların amiri olmadığını, kimsenin esiri olmadığını, ancak hiç esir edinmediklerini anlatan güzel bir ifade tarzı vardır, şiirsel bir akışı vardır. Şimdi ben avukat olarak bakıyorum. Karabük'te bir hakim arkadaş bana bir gün dedi ki, Hayrettin Bey dedi, senin tanıkların kim olursa olsun dedi, itibar edeceğim dedi. Niye söylüyorsunuz dedim. Ben dedi meslektaşlarınıza bakıyorum. Senin gösterdiğin tanıklar
senin aleyhine de ifade veriyor davanda dedi. Bu şu anlama gelir dedi. Hayrettin bürosuna tanık şahit çağırıp öğret bir yönlendiren bir avukat değil. Siz zaten savcının karşı muadili olduğunuza göre savcı da zaten kanunla lehte ve aleyhteki delilleri toplar diyor. Siz de lehte ve aleyhteki o zaman delili. Buradan şuraya geleceğim. Avukat mutlaka davayı kazanacağım diye uğraşan biri olmamalı. Yani her halükarda bu davayı kazanacağım diyerekten olmayan delilleri uydurmaya, var olan delilleri, hakikatleri çarpıtmaya çalışan birisi değildir. Şimdi bu avukatlık cephesinden bakıyoruz. Savcı açısından da savcı kamunun hukukunu korumakla mükellef olan bir hukukçudur. Devlet adına, kamu adına hareket eder. Devlet adına da değil netice itibariyle. Kamu adına hareket eden birisidir. Bu kamunun içinde suçladığı vatandaş da vardır. Yani hakkında iddianame tanzim edeceği. Dolayısıyla da burada savcılık müessesesi şu işte şekilde işliyor bugün Türkiye'de. Sanık veya itham edilen şahıs kim? Ne kadar aleyhine olan delil varsa kilitlenmiştir. Önce o tarafa ağırlık olarak. Bu şahıs belki hakikaten suçsuz, masum birisi. Masumiyetini ortaya çıkaracak deliller açısından da aynı gayreti niye göstermiyor? Göstermiyor çünkü sistem o tarafa doğru itiyor. Böyle bir sorun var. Masumiyet kalimesi ve bunu konuşacağız. Sözünüzü kestim. Şimdi bir reklam aralığımız var. Kısa bir reklama gidiyoruz. Sevgili seyircilerimizle bir süre sonra görüşeceğiz. Kısa bir süre sonra. Hayırlı akşamlar tekrar. Birlikteyiz. Tam sıcak yerinde sohbetin reklama gitmiştik. Adaletten bahsediyoruz. Türkiye'deki uygulamalardan, ülkemizdeki yanlış uygulamalardan. Hatta bu coğrafyayı genişletebiliriz belki. Orta Doğu coğrafyası, İslam coğrafyası. Çünkü adaleti emretmiş olan bu din, bizim yücelerimiz İslam dininin, şu andaki uygulamaları itibarıyla ne kadar buna yakın olduğu konusunda ciddi bir sorgulama içerisinde olmamız gerekir doğrusu. Çünkü biraz önce Hayrettin kardeşim de söyledi. Yani bir kavme olan düşmanlığınız sizi asla adaletten ayırmasın. Bu rektörlüğüm sırasında büyük bayrak gibi asılı ve üniversitenin giriş kapısına bu cümleyi, bu cümle derken ayeti, Maide suresi 8. ayeti bu şekilde koymuş ve kendime her gün oradan bir hiç olmazsa bir uyarı almak amacıyla oraya yazı basmıştım. Şimdi bu ama böyle mi oluyor dersiniz toplumda bir ilişkiler, toplumdaki yargı, toplumdaki adalet işleri bu konuda hakikaten ciddi sıkıntıların olduğunu da söyleyebiliriz. Şöyle bir şeyle gene sözü Hayrettin'e bırakacağım. Yani bakıyorsunuz geçmişte muazzam uygulamalar var. Yani hak, hukuk adına, vicdan adına çok bizim asıl saadetten başlıyor. Daha sonra Osmanlı yani bizim geçmişimiz muazzam bir geçmişimiz. Ama Osmanlı'nın en önemli özelliklerinden biri büyük fetihler yapmış olması değil. Adalet üzere bir imparatorluğu tesis etmiş olması. Bu son derece bağımsız tarihçiler tarafından da hakkı teslim edilen bir noktadır bu noktada. Tenkit edilebilir, yanlışlar, padişahlıktaki bazı şeyler vesaire falan bütün bunlar konuşulabilir. Ama adalet üzere bir ondan sonra devlet kurdu Osmanlı'nın genel olarak söylenen en önemli paradigmadır doğrusu. Bu açıdan da yani Osmanlı'dan başlayıp işte onlar devam edip gelen Müslüman coğrafyada hep olması gereken şeyleri hep tarihte kaldığını, bugün özlediğimizi, bugün onların nasıl tesis edileceği konusunda ciddi şey içerisinde olmamız gerektiğini de söylemem lazım. Çünkü giderek hukukun, hele şu tahsili bilgi dilime gelmişken bahsedeyim, sizlerle paylaşayım. Bakın arkadaşlar, Amerika'da hukuk tahsili ve tıp tahsili iki üniversiteyi bitirerek ancak mümkün. Yani 4 yıl bir üniversite bitirirsiniz, ondan sonra layıkı veşiyle kabul edilebilirseniz bir programa, tıp veya hukuk programına. Oradan da mezun olursanız, ondan sonra da bazı stajlar vesaire falan hukukçu veya tıpçı olursunuz. Neden? Çünkü biri canı bize bahşedilen, bu canı korumak, diğeri de hukuku korumak üzere.
Diğer meslekler önemsiz mi? Zinhar. Bütün meslekler son derece önemli. Ama burada bir gram hataya şey yok yani, yer yok. Çünkü çok minik bir hata candan edebilir veya sizi özgürlüğünüzden, sizi ondan sonra hakkınızdan edebilir. Cumhuriyet tarihi, bizim tanık olduğumuz tarih içerisinde işte hukuka ait çok yanlış uygulamalar ve çok yakın tarihte, henüz son 5-10 yıl içerisinde 2010'dan başlayan yargıyı ele geçirme, daha önceden başlayan operasyonlar ama 2010 itibariyle de falan çok hız kazanan, yargının artık tamamen bir o zamanki adıyla cemaat, şimdiki adıyla da net olarak, FETÖ olarak bilinen bir çete tarafından ele geçirildiğini ve ondan sonra nasıl mahvedildiğini görüyoruz. Ondan önce iyi miydi? Ondan önce de birçok aksaklıklar var. Bugüne gelince, bugün artık toparlanma ve hızla toparlanma zamanıdır. Çünkü adalet hakikaten su götürmez bir gerçek hayatımızın ve bunun içerisinde çok hızlı bir bunun emarelerini görüyor, seviniyoruz. Ama aksiyon yönlerini görüyor, üzülüyoruz. O itibarla da yargının, demin hayretim çok altını çizerek adaletin söylediği gibi, öteki değil, beriki değil, herkes için. Yaratılmış bu insanoğlu da herkes için, ayette de bizatihi açıklandığı üzere, geçerli olması, objektif olması, doğru olması gerekir diye düşünüyoruz. Ve bu şeylerin, o günlerin özlemini duyduğumuzu ve o günlere doğru mesafe almamız gerektiği hususunu belirterek ben de sohbete iştirak etmiş oluyorum. Ve tekrar sözü size bırakıyorum. Estağfurullah. Güzel şeyler ediniz de ana başlıklarla kısa, tabii zaman dilimi içinde adalet, evet, çok öyle bir saatlik bir program içinde konuşulabilecek bir konu değil. Çok geniş bir konu. Evet. Ancak bazı şeyleri tek kelimeyle özetleme noktasında ifade edilme durumunda olunduğu zaman İslam bilginlerine sormuşlar. Adalet nedir? İslam nedir? Tek kelimeyle tarif etmeniz gerekirse İslam nedir dediğiniz zaman ittifakla adalet diye tarif etmişler. Tek kelime İslam eşittir adalet. Yani tek kelimeye İslam dinini bir mecburiyet nedeniyle tek kelimeyle tarif ediniz dense ne diyeceksiniz? Adalet demiştir. Şimdi adaletin Hazreti Ali'ye ait olduğu ifade edilen mülkün temeli olduğu. Şimdi bizim adliyelerimizde de çok her hemen hakimin arkasında, kürsünün arkasında yazan bir kelimedir. Adalet mülkün temelidir. Şimdi ben çocukluğumda hatırlarım böyle. Mülk deyince biz gayrimenkul taşınmaz falan anlarız. Tapunun şunu bunu temeli gibi zannederdik. Oysa mülk evrendir. Evrenin temeli adalete dayalıdır. Adalet kalktığı an evren sıkıntıya girer. Tüm kainatta bozulma meydana gelir. Bu açıdan adalet terazisi hakikaten çok hassas bir terazi. Oralardaki yanılmalar çok büyük mağduriyetlere neden olabiliyor. Misal olarak söylüyorum. Az önce ifade ettiğiniz FETÖ'cülük suçlamasıyla bir şahıs diyelim ki gözaltına alındı. Şimdi burada birisi tahliye edilse, tutuklansa nasıl hareket edeceğiz? Suçlu mu değil mi? Bir kişinin suçluluğu yargı kararıyla ortaya çıkana kadar masumiyettir. Yani bu karine esastır. Ama mesela benim tanıdığım bir vaka adam cezaevinde tutuklu, bankasya hikayesiyle işte çocuğunu da FETÖ'nün okullarına vermiş olduğu için tutuklu bulunuyor. Fakat cezaevinde psikiyatrik vakaya dönüştü. Tutuklandı. Pozisyonu sıkıntıya girdi. Psikiyatrik ilaçlar kullanmak mecburiyetinde kaldı. Belki tedavi olacak, belki psikiyatrik ilaçlar çözüm olacak. Belki de hakikaten yargılama sonunda suçsuzluğuna karar verilecek, beraat edecek. Belki. Ama bu bir insanda araz bırakacak. Şimdi bu açıdan baktığımızda eski İslam bilginleri, ulema denilen, fakih denilen insanların oluşmuş oldukları bir normatif kural haline gelmiş bir sözleri var. Cezada yanılmaktansa afta yanılmayı yeğleriz. Yani bir insanı haksız yere cezalandırıp mahkum etmektense
onun davranışlarıyla, delillerin yetersizliğiyle, şununla bununla beraat kararı verip yanılmak. Beraat kararında yanılacaksınız. Cezada yanılmayacaksınız. Temel prensibini koymuşlar. Çünkü birisinin absorbesi çok çok zordur. Yani o şahsın, masum olan şahsın cezalandırılması halinde veya hakkının gasp edilmesi halinde empati yapıp yer değiştireceksiniz. O zaman iç dünyanızdaki travmayı gözünüz önüne getireceksiniz. O yüzden böyle çok basit gibi algılamak doğru değil. Yahut FETÖ'cüymüş ya diyerekten, daha nereden FETÖ'cü olduğunu anlıyoruz? Şüpheli. Niye FETÖ'cü diyoruz? Veyahut PKK'lı. Şüpheli. Niye hemen hüküm veriyoruz? Yahut da DAEŞ'li. Yahut da Hizbullahçı. Veya katil. Yahut da hırsız düşman. Adını ne sayarsanız sayın. Şimdi bunların hepsini birlikte sayıyorum. Niye derseniz, birisini eksik bırakırsanız eksik bıraktığınızdan yanaymış gibi algılanabilir. Ha, ben, o, ben de şimdi tabii, ekran başındaki seyirciler ya Hayrettin Bey FETÖ'cü mü falan der, diyecekler. Öyle değil. Hayrettin Bey FETÖ'cü falan asla değildir. FETÖ tabii FETÖ çetesi bu memleketi çok acıttığı için. FETÖ ile ilgili haşhaşın kelimesini ilk kullanan kişi. Cumhurbaşkanından falan önce kullanan bir kişi. Ama o yüzden, salt adaletten bahsettiği için yani masum insanların da yanlış bir şekilde FETÖ damgası yemesi. Geçmişte. Bunlar örnek. Çünkü FETÖ bu örnekleri yaptı. FETÖ bu ülkede adaleti yerin dibine batırdı. Her önüne gelen Ergenekoncu, her önüne gelen Balyozcu, her önüne gelen ondan sonra şeyci. Ve bunu yaparken de, çok sulandırmış din ve içine ve, din ve idealler uğruna meşruymuş gibi. Yani hedefi kendince kendi din anlayışına göre bir yere ulaşmak. Buna ulaşmak için her şey caiz, hedefe ulaşmak için her şey meşrudur anlayışıyla bir hareket. Yani İslam'ın reddettiği metotlarla İslam'ı hakim kılmaya çalıştığını iddia ediyor. En masumane tabiri bu. Yani tarifi bu. Bence itikadında problemler var, amellerinde problemler var. Bunların hepsi problemi. Onlar ilahiyatçıların, kelamcıların tartışacağı hadiseler. Ama eylem ve davranış olarak baktığınız zaman karşınıza çıkan tablo Şah İsmail modeliyle saray içine sızmak suretiyle devleti ele geçirmek, bu noktada önüne çıkacak engelleri kalma noktasında da kaldırma noktasında da Hasan Sabbah modeliyle şantajla, tehditle, kumpasla yollarını açmak. Uygulamış olduğu metot bu. Ha, bu metodu uygularken de bu metoda karşı uyanık olması gerekenlerin hepsi uyumuş. Sıkıntılı, yani şu anda yaşadığımız sıkıntıların temel nedeni uyuyanlarla uyutanların ve yol alanların meselesi. Burada devlet gerçekten uyumuş. FETÖ bizi uyuttu diye suçlayacak pozisyonda konuşmaları ben geçerli kabul etmiyorum. Niye? Sana millet uyuma dedi. Ben uyuyum, ben rahat uyuyum. Sen uyuma dedi. Benim rahat uyumam için senin uyumaman lazım. Ama millet tedirginken milletin uyuma dedikleri, yetki verdikleri uyumuşlar. Yani temel sıkıntılardan bir tanesi de bu. Bu belki ziyare dokunur gibi bizim arkadaşlarımıza bir takım rahatsızlık verebilir gibi geliyor bana. Ama ya birisinin hakikatlerini söylemesi gerekir sadece düşmanı. Yani şeytanın varlığı günah işlemenin, hata yapmanın gerekçesi olamaz ki. Şeytani planlar yapmışlar. Elbette şeytani planlar yapacaktır. Şeytani planlar yapması, şeytanın varlığı kişinin yanlış yapmasının mazereti olamaz. Ancak günah olabilir. Yani insanlar ben günahkar değilim, mazeretim var şeytan. Olmaz böyle bir şey. Ben bunu kabul etmem yani. O yüzden de Türkiye'deki uygulayıcıların, hukukçuların yanlışları, haksızlıkları sadece birinin sırtına ataraktan kendilerine temizliğine kalkışmaları doğru değil. Bir yere salınarak değil de doğru hakikaten değil. Salt böyle o terazinin kefesine dikkat eden ve ona katılıyorum. Yani bizim bir başkaları hukuksuzluk yaptı diye hukuksuzluk içerisinde olmamız kabul edilemez veyahut da bu beklenemez. Yani o konuda katılıyorum. Ben 28 fakat Şubat... FETÖ tabii ben ona şey diyorum hani bir ara bunu başkaları da kullandı bu. Allah'ı kullanarak yüce Rabbimizin adını kullanarak aldattı. Bu çok en büyük aldatış bu bence. Yani. Cenab-ı Allah bunu şöyle söylüyor hocam. Evet. Az bir paha karşılığında dinlerini satanlar diyor. Evet.
Yani biz yani bunun... Bu tarif kime uyuyor derseniz, kendi dünyevi çıkarları açısından Allah'ı ve dinlerini kullanaraktan insanları kandırmayı tarif ediyor. Bu o yüzden sadece sosyal alanda, devlet alanında değil, kişiler alanındaki ilişkilerde de teraziyi eksik tartma. Şimdi kişisel alana baktığın zaman vallahi yeni geldi taptaze diyor. Yani bir şey satacak değil mi? Evet. Ya Allah şahit tutaraktan, Allah'ın ismini kullanaraktan bir ay önce gelmiş ürünü daha dün toplanmış gibi satmaya kalkışıyor. İşte bu da dini kullanmak. Dinini, inancını insanları kandırmak için kendisini olmadığı halde dürüst, doğru, ilkeli, prensipli, hakikaten olması gereken şekilde hareket ediyormuş gibi göstermek Cenab-ı Allah tarafından haram kılınmış, yasaklanmış. Buna rağmen insanlar bunu çok yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi ben her zaman şu örneği veriyorum. Konu belki dereden tepeden gider gibi oluyor ama sizin formatınız da olduğu için söylüyorum. Evet, evet. Ben arkadaşlarımıza diyorum şimdi. Arkadaşlar diyorum. Avrupa'da filmlerde falan bir takım sahneleri, mahkeme sahnelerini izliyoruz. Avrupalılar mı mahkemelerde yemin ederken, şahitlik yaparken doğru şahitlik yapıyorlar? Acaba bizim toplumumuzda mı yalan yere yemin şahitlik daha fazla diyorum? Bizim toplumumuzda diyorlar. Ya biz Müslüman değil miyiz? Bizim toplumumuzda daha az olması gerekmez mi? Gerekir. Niye? Ha, o zaman ortada şöyle bir tablo çıkıyor. Sözde sıfatlarla fiiliyattaki fotoğraf bizim toplumumuzda uymuyor. Bizim toplumumuz biraz dünyevi anlamda menfaatçi. Avrupalılar ise kelam anlamda dünyevileşmiş, sekülerleşmiş. Bizim toplumumuz muhafazakar ve kendisini dindar kabul etmesine rağmen bir seküler kadar doğru ve metafizik kaidelere bağlı hissetmiyor kendisini. Böyle çelişkiler yaşayan bir toplumuz. Bu toplum sadece bizim ülkemize ait değil. Maalesef İslam dünyası bu tabloyla karşı karşıya. O yüzden de ben İslam dünyasının bugün içinde bulunduğu fiziki şartların kötüleşmesinin biraz da bireysel olarak davranışların düzgün olmayışı, bireysel davranışların düzgün olmayışının toplumsal davranışlardaki bozukluğu artırması, toplumsal davranışlardaki bozuklukların kurumsal işleyişleri bozması, kurumsal işleyişlerin bozuk olmasını, devlet yapısını işlerken doğru dürüst işlemez hale dönüştürmesi ve bunun neticesinde de ne kalkınmanın, ne refahın, ne adaletin, ne savunmanın gelişememesi. Ben periyodik olarak bağlıyorum. Biz toplumsal olarak hep tepeden inmeci bir anlayışla tepe düzgün olsun, bize buradan düzeltsin. Halka yazdım. Ha, bize düzeltsin. Dolayısıyla uygulayıcıların da, bu noktada politika geliştirenlerin de, düzenleme yapanların da toplumun ileride acı çekeceği tarzdaki sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik olarak gayret sarf etmeleri gerekir. Ben bu minik de olsa bazen sesi çok çıkıyor ve gene böyle bu kadar belki büyük çaplarda şeyler yoktur ama neticede masumun veya mazlumun hakkının sesi daha çok çıkabilir. O yüzden bu tür yanlış uygulamaları devlet de izale etmek konusunda bir kararlılık gösteriyor ama bunun daha fazla gösterip bir an evvel bunlara meydan vermemesi gerektiği konusunda seninle en fikrim yani. Toplum olarak da ben onun için hep uyanık olmamız gerekir diye düşünüyorum. 60'ta bir sıkıntı yaşadık. 70'te sıkıntı, 71'de sıkıntı yaşadık. 80'de yaşadık. Sıkıntı yaşadık. 97, 95'te sıkıntı yaşadık. Burada karşımıza 2017'si işte o e-mail bilmem neyle, internetle sıkıntı yaşıyoruz. Yani ortalama 10 yılda bir şey oldu bizimle. Bir şey yapıyoruz. Burada ben hep şuna dikkatimi çekti. İlginç bir şey. Bir, solcuları dövmüş devlet. Bir, faşistleri dövmüş. Bir, milliyetçi muhafazakarları dövmüş. Bir, liberalleri dövmüş. Bir, dindarları dövmüş. Bakıyorum, şimdi nöbetleşe toplumun bütün sosyal kesimleri habire dayak yemiş, tokat yemiş. Fakat bu devlet tarafından dayak ve tokat atılırken diğer
toplumsal katmanlar ve kesimler, sınıflar hep biz de hak yemedik diye alkış tutmuşlar öbür tarafa. Ben de diyorum ki ya sadece dayak nöbetleşe geliyor. Arkadaş, toplum olarak artık bir araya gelelim. Hakikaten herkesin kendisi olarak yaşayabileceği hakkını, hukukunu koruyan bir sistem kuralım da şu dayak yemekten kurtulalım. Bırakalım aramızdaki farklılıkları. Düşünce farklılığı olabilir, inanç farklılığı olabilir, etnik farklılıklarımız olabilir. Ama gelin ortak bir çizgide, maruf olanda birleşelim. Bu son cümle herhalde konuşmanın bütün özetinin ve hülasası olarak ortaya çıkabilir. Ve bir eve götürülecek mesaj herhalde bu olmalıdır. Gelin artık bir marufta birleşelim. Karşılıklı birbirimizi dövmekten veya devletin bizleri dövmesinden, biri diğerini ötekileştirmesinden bahsederek veya bu şekilde uygulamalara meydan vererek ilerlememiz mümkün değil. Birbirimizin ayağına basmadan da yan yana yürüyebiliriz. Yani birisi bir adım önde olabilir, birisi şey. Ama siz öbürünün önüne geçmek istiyorsanız, bu siyaseten veya şey yapmak, ayağını çelme takmadan, birbirimizin ayağına basmadan da bunların mümkün olabileceğini. Bunun bir neticede toplumsal, insani bir yarış. İnsani değerlerle buluşma olarak bu mesajı çok önemsiyorum. Sevgili Hayrettin, program maalesef belirli süreyle sınırlı olduğu için programın sonuna geliyoruz. Ekleyeceğim bir şey varsa bir iki dakikada şey yapalım. Ondan sonra bitireceğiz programı. Bir kısa şiirimiz var bugün seyircilerden. Şiirinize vakit, daha bol vakit kalsın diye şunu söylüyorum. Huzur, refah ve barış içinde yaşayan toplumlara baktığımız zaman bir araya gelerekten toplumsal sözleşmelerini yapmış olan toplumlar olduğunu görüyoruz. Yani dayatan, bunu kabul ederse neden değil, gerçekten müzakere ederekten farklı kesimlerin hepsinin de kendi hak ve hukukunun korunduğunu gördüğü, inandığı ve dolayısıyla ben buna sahip çıkmalıyım diye oluşmuş olan toplumsal sözleşmeleri tamamlamış olan toplumların dünyada büyük devletler kurduklarını ve huzur, refah içinde yaşadıklarını görüyoruz. Ama biz hala benim dediğim doğrudur mantığını terk etmediğimiz ve başkalarının hak ve hukukunun olabileceğini hiçbir zaman için gözümüz önüne getirme noktasında gayret sarf etmediğimiz bir süreci devam ettirmek istersek büyük devlet olmakta, güçlü toplum olmakta, dünyada söz sahibi olmakta mümkün olmayacak, biraz daha ötelenecektir. Ama ben inanıyorum ki Türkiye önünde sonunda kendi toplumsal sözleşmesini yapabilecek ve bu coğrafyanın kendisine tarihen dayattığı coğrafyaların da hakkını, hukukunu koruyabilecek bir ülke konumuna gelecektir. Ben bu noktada çok ümitliyim. Ben de inşallah ümidimi muhafaza ediyorum. Yani son yıllar içerisinde demokratikleşme adına gösterilen gayretler, bundan sonra da bu konuda yapılabilecek gayretler bizim ümidimizi gerçekleşmesine ve vesile olacak diye tekrar ümit ediyorum. Evet, sevgili seyircilerimiz, programın sonuna geldik. Çok muhterem, çok sevdiğim sevgili Cahit Zarifoğlu erken yaşta kaybettik. Daha 50'lerine varmamıştı henüz. 80'li yılların kaçında? 86-87 gibi kaybettik galiba. Ama çok genç yaşta pırıl pırıl bir berrak bir zihinle ve oturmuş bir fikri yapıyla şiir yazdı, makale yazdı, kitap yazdı vesaire. Şiirleri bir ayrı güzeldir Cahit Zarifoğlu'nun. Bir güzel şiirini sizle paylaşarak programımızı bitireceğiz. Sultan, seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri aciz tutuyor. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım.
kolaysa esirgeme. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa yanmaya razıyım. Kolaysa affı esirgeme. Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa. İşe yaramaz katında. Biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum. Mevla'ya yakarışım şiir diliyle bir yansımasını Cahit Zarifoğlu'nun dizelerinde sizlerle birlikte paylaştık. Bu geceyi burada kapatıyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle sizleri özlüyor ve daha sık görüşme imkanı bulmak için çabalıyoruz. Ama bazen araya programlar, başka etkinlikler girdiği için hem benim açımdan hem kanal açısından zaman zaman aksamalar oluyor. O konuda da bizi bağışlayın demiş şiirdeki gibi. Hepinize iyi geceler, iyi haftalar, başarılı, sağlıklı, mutlu günler. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.